Yüksekova'dan bir projeyi, Hakkari Yüksekova'dan bir projeyi sizlere tanıtmak istiyorum. Ee, Yüksekova Kadınları Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği. Ee, Yüksekova'da Kadın Olmak projesini e, gerçekleştirdiler. Yüksekova'da bugüne kadar kurulmuş bir e, kadın projesi yok ya da dernek yok. Bir ilki gerçekleştiriyorlar. Onlar da aslında madenci kadınlar gibi hem derneğin kurucusu hem de projenin koordinatörü Hatice Temir bizimle birlikte. Ben 24 yıllık evliyim. Hiçbir şekilde dışarı çıkma şeyim yoktu. Hep eşimle beraber çıkardım. Ondan sonra bir gün eşimle çarşıya çıkarken noterde işimiz vardı. Lehva gördüm ben, kadın dernek. Ben dikkatimi çekti, kadın yazıyordu orada. Sırf kadın yazdığı için benim orada dikkatimi çekti. Ben kadın derneği ne demek olduğunu bilmiyordum. Hiçbir şekilde yani dernekle alakam yok. Yani çünkü dışarı çıkmamıştım. Şırdan bir köyünde doğdum, büyüdüm. Yüksek yuvaya gelin geldim. Bu süreçte işte beş çocuk dünyaya getirdim. Zaten öyle ev kadını, çocuklarla öyle normal bir hayatım vardı. Hatice Hanım'a söyledim ki, kadın dernek ne demek? Bana kadın derneği anlatır mısınız? Hatice Hanım o kadar güzel bir şekilde bana anlattı ki, hayran kaldım ben. Kadın kimdir, kadın ne yapmalı ve kadın hangi hakka sahip olduğunu bana Anlattı. Hoş geldiniz Hatice Hanım. Hoş bulduk, teşekkür ederim Şirin Hanım. Şimdi Hakkari'yi ben de çok iyi biliyorum, Yüksek Yüksekova'yı da biliyorum. Ee, i̇mkanlar kısıtlı, ee, genç işsizliği, genç kadın işsizliği özellikle ee, çok ciddi sorun. Kadınların istihdama e, ulaşması ya da eğitim hakkına ulaşması e, sorunlu. Göç ve çatışma bölgesi, ama bunlar hep e, e, Yüksek Ova Hakkar denildiğinde aslında insanların aklına getirilen meseleler. Şimdi Hakkar'iyi ya da Yüksek Ova'yı böyle duymaya alışık belki izleyenler, seyredenler ama e, hayır öyle değil. Siz e, çok fark yaratan bir proje yapıyorsunuz, bir dernek kurdunuz ve e, aslında alışıla geldik bu inancı ya da bu imajı kırmaya da çalışıyorsunuz. İlçenin ilk kadın derneği Yukader ee, ve e, projeleri, yürüttüğü projelerde gerçekten e, kadınlara yönelik çok e, farklı projeler ve güçlendirmeyi hedefliyor kadınları. Şimdi öncelikle sizden tabii ki bu derneğin kuruluş hikayesini dinleyelim. Nasıl kuruldu, neden kuruldu, hangi hikayelerde yaşanmışlıklar? sizi bu derneği kurmaya e, yöneltti? Aslında bu işe e, kendimden başladım. Yani bir işe başlamadan önce yaşadığınız sorunlar ve sıkıntılardan yola çıkarsınız. Ben de bundan yola çıktım. E, Yüksekova'da e, sosyal yaşantının yetersizliği, şiddet, işsizlik ve kadınların gördüğü baskıdan rahatsız olan, daha doğrusu bunun bilincinde olan benim gibi üniversiteden mezun olup yük Yüksekova'ya geri dönen bir genç ekiple tanıştım. Ee, bu genç ekip sadece kadınlardan yer almıyordu. Ee, erkeklerin de içinde olduğu, üç tane erkeğin içinde olduğu bir ekipti. Ee, ve bunlar aşiretlerin aslında çocuklarıydı, yani erkek olanlar. Toplumsal cinsiyeti e, destekleyen ve yanımızda oldular. Ee, bu yüzden biz de ilk başta yedi kişiydik, sonra ekip olarak 11 kişi olduk. Şu an sayımız e, 103 üç. E biz 2018 yılında kurma kurduk evet. ve çok bir kadın kısa, hareketi başlattık. Çok kısa derneğin faaliyetlerini ve neler yaptığını soracağım ama sizin kişisel hikayeniz de önemli. Çok kısa evet. anlatır mısınız? Dediniz ki yüksek öğrenimi bitirdim, Akar, e, yüksek yüksekova'ya döndüm ama e, o minicik belki hayatınızdan e, kısa bir e, süreci anlatan bölümü dinleyebilir miyiz? Yani dünyada evet. kadın olmak her her zaman zordur. Ben de o, e, yüksek ovada bunun en büyük sıkıntısını yaşadım. Eğitim hayatım çok meşakkatli geçti. E, köyde üniversite okuyan ve okul okuyan ilk kadın oldum. E, bunun beraberinde e, bir kadın hareketi gerçekten evde başlatmıştım. Annemle ablamla ablamla beraber. Ee, ve dediğim gibi yani bir işe başlarken ilk önce ben ne neyi, neyi istiyorum ve e, hangi sıkıntıları yaşıyorum diye başladığınız zaman aslında e, çoğu soruna çözüm buluyorsunuz çok önemli ee, e, e, yani yüksek ovaya dönmeniz de bence çok çok önemli esas evet. zaten projede de, ı, ilerlemesindeki en önemli e, duruşu belirleyen unsurlardan bir tanesi ekibinizdeki Lerin hikayelerinden biraz bahsedebilir misiniz ve birazcık stratejinizi nasıl belirlediniz ve bir yıl içinde e, nereden başlayıp nereye geldiniz? Yol haritanız nasıl oldu? Belki de buna değinmek istersiniz. Ee, sokağa çıkma yasa yani kadınlar zaten sokağa çıkma yasandan önce dışarı çıkmıyorlardı. Sokağa çıkma yasandan sonra iyice eve kapandığını görebiliyorduk ve ekipteki arkadaşlara sürekli bunu konuşuyoruz fakat bunu ilk önce hedefledik birinci senesinde. Çünkü biz 2018 yılında kurulmuş ve ilk kadın derneğiydik ve küçük bir yerde yer alıyorduk. Bu yüzden ilk önce ekibi güçlendirmeyi hedefledik bu sene. Değişimin ilk önce bizden başlayacağını kanaatindeydik. O yüzden proje ortağımız olan Kamer Vakfından toplumsal cinsiyet eşitliği eşitliği alanında farkındalık çalışmasına katıldık. Toplumsal cinsiyet konuları iletişim, şiddet ve ayrımcılıktan yer alıyordu güçlü bir kadın hareketi başlatmamız için güçlü bir ekibe ihtiyacımız vardı. Biz de güçlü bir ekip olduk. Ve aslında şunu da ifade etmek istiyorum. Yani yüksek yüksekova'da alışa gelmiş olumsuz haberler ve yüksek sürekli geri kalınmışlığıyla eee konuşuluyordu. Biz yüksekova kadının aslında modern, güçlü ve çalışkan olduğunu tüm dünyaya da haykırmak istedik. Bu yüzden yüksek yüksekova'da kadın olmayı konuşmak istedik. Zannediyorum sizin eğitiminizin ilk başında yani ilkokul yıllarında okula gitme sürecinizde de bir anekdotunuz var. Belki onu paylaşmak istersiniz. Hem bunu sorayım hem de son olarak hane ziyaretleri yaptınız. Zaten biraz önce de gördük görsellerimizde yüz yüze konuşmalar, hane ziyaretleri. Bunlardan çıkan sonuçlar nelerdi ve bunun aslında projeye yansıması ne şekilde oldu? Deneyimler, aktarımlar Biraz bunlardan da bahsederseniz. Hane ziyaretleri e, biz bir kamer vakfı ile beraber bir form oluşturduk ve 607 hane ile kadınlara sohbet esnasında doldurmuş bir formdu bunlar. Bunlar daha çok kadınların ihtiyaçlarını belirleyebilecek sorulardan oluşuyordu. E, bu veriler, e, bu formlar verilere yüklenip kamer vakfına yollandı ve bir e, önümüze bir sorun çıktı. Yüksek burada şu ana kadar bir e, kadın alanında çalışma yapılmamıştı. Yani Çalışma yapmak istiyorsunuz ama hangi alanda? Kadınlar ne istiyor? Ne yapalım? Aslında bu bize bir şekilde yol haritamızı da belirledi. Ee, soru formunda, ne yapmak istiyorlar? En soru formunda çıkıyor? en çok şunlar çıktı. ev Şiddet, işsizlik ve evlilik. Kadınlara sizce şiddet var mıdır diye sorduğumuzda... ...yüzde %89 şiddet, 89'u psikoloji şiddetin varlığından bahsetti. İşsizlik konusunda yüzde 52'si iş bulamadığını... %15'i iş çalışmak istediği halde ki bunlar üniversite mezunu olan genç bir ekiplerde genç kişilerde iş bulamadığını ifade etti. %42'si evlilik alanında %42'si görücü usulüyle evlendiğini, %13'ü de aslında zor zorla evlendiğini ifade etti. Ve şunu da anlatmak istiyorum. Yani kadınlar en çok temel hani ziyaret formu'muzda verisinde kadınlar temel haklarını bilmediğini, hizmetlere erişmekte sıkıntı yaşadığını bu, ve e, toplumsal cinsiyet alanda zayıf olduğunu fark ettik. E, evet. Hane Ziyaretlerimiz raporumuz zaten Sabancı Vakfı web sitesinde evet. yayınlandı. Onu e, evet. incelemek isteyenler görebilirler. Demin e, sordum ama e, bütün hikayeler arasında e, belki biraz geri planda kaldık. Çok kısa olarak e, hedef nedir? Yani Buradan yola çıkarak şimdi hedefinizi nasıl koyuyorsunuz? Bu sene devam eden projeler arasında yer almayı hak kazandık. Bu sorunlara çözüm odaklı kamu kurumları işbirliği yürüdük. Yani kamu kurumlarını da harekete geçirmek istedik. Kamu kurumları işbirliği içerisinde kaymakamlık, şönim, ilçe sağlık müdürlüğü, baro ve sosyal hizmetler yer almakta. Onlarla beraber bulduğumuz sorunlara çözüm odaklı e, yürümeyi hedefliyoruz e, ve daha güçlü olacağına inanıyoruz. E, devam eden proje arasında yer almaktan da mutluluk duyuyoruz. Hatice Hanım çok çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum.